Etin kimi zaman sotesi, kimi zaman haşlaması, kimi zaman da ızgarası yapılır. Peki ama birçok yemekte kullanılan ve sofraların olmazsa olmazı et yıkanmalı mı? Kesinlikle yıkanmamalı. Çünkü gerek mezmayede olsun, gerek taşıma sürecinde olsun, bize gelene kadar yapılan sıkı denetimler sonucunda etin sağlıklı bir şekilde bize geldiğine biz inanıyoruz. Yıkamadan da koymak ne benim işime sinmiyor. Biz toplumsal olarak böyle Türk kadınına göre değil ya. Her şey illa suya sabuna değecek yani. Birçoğumuz evlerimizde eti pişirmeden önce yıkıyoruz. Hatta kimi zaman kırmızı eti suda dahi bekletiyoruz. Peki eti pişirmeden önce yıkamak doğru mu? İşte uzmanından cevabı. Etlerin yüzeyinde bulunan hastalık yapıcı bakterilerin çevreye yayılması, ikinci bulaşma dediğimiz etrafında sebzelere ve diğer gıdalara bulaşması ve çiğ tüketmemiz, oradan hastalık bulaşması riskini taşıması. Biliyorsunuz ette suda bulunan proteinler var. Suyla birlikte bu proteinlerin de kaybına sağlanması. Bunlar yıkanmadaki problemler. Dolayısıyla yıkanmayı bu problemlerden dolayı tavsiye etmiyoruz. Şimdi bu pandemiden sonra yıkıyorum. Yıkamayalım o zaman. Yine en azından biz suya daldırıp çıkartıyoruz yani. Evet, aslında öyleymiş. Ama gene de ne bileyim, bu şeyde hastalıkla içimiz rahat etmiyor. Yapıyoruz gene. Haşlamada bir kere yıkamak gerekiyor. Kanını, çünkü kanı kalıyor suyun içinde. Ama kebapta, dönerde falan zaten yıkamıyoruz. Pişirirken üstünde çıkan köpükleri alması etin kanını aldığı anlamına geliyor. Bence kırmızı eti su bozar. Yani sattığın zaman o bozar onu, ama kırmızı tavuk, beyaz eti yıkayabilirsin o normal şartlarda. Peki et yıkarken nelere dikkat edilmeli? Ete temas ettiğimizde, elimizin değdiğinde, diğer mutfakta işlere, evde genellikle yaygın gördüğümüz durum olduğu için söylüyorum. Geçtiğimizde kesinlikle ellerimizi dezenfekte etmemiz gerekiyor. Ortamın dezenfekte edilmesi gerekiyor. Kullanacağımız ve yayıldığı alanın dezenfekte edilmesi gerekiyor. Kanı var, onu yıkamak mecburiyetinde. O niye bakteri olsun ki yıkarken? Hemen ateşe koyuyorsun zaten, yıkayıp bekletmiyorsun ki. Etlerinizi yıkar mısınız? Yıkıyorum. Neden yıkıyorsunuz? Sağlık açısından pandemi bize her şeyi korkuttu. Onun için neyi görsek yıkıyoruz. Et alırken de özellikle vakumlu ve modifiye atmosferde paketlenmiş olan etler var ise bunları da yıkamaya gerek olmadığını net bir şekilde ifade edebilirim. Tavukları falan sıcak suyla yıkayıp öyle haşlamaya koyuyorum. Ama bakteri üretiyormuş. Onu bilmiyordum. Yıkamaya devam ediyorsunuz. Ama dün yıkamadım onu duyduktan sonra. Hayır. Neden? Öyle söylüyorlar, biz de öyle yapıyoruz.